Evet arkadaşlar, turumuza devam ediyoruz. En son nerede kalmış hatırlamıyorum. Şu an devam ediyoruz ama yani. Bu videomuz devam ediyor. Ben bu videoyu büyük ihtimal bir haftada falan çekeceğim size. Şu anda Trolltunga'ya doğru gidiyorum. Trolltunga belki görmüşsünüzdür internette, bu Norveç'in en ünlü destination'ı. Şey işte bu. Nasıl deniyor ki o? Troll'ün dili ismi Trolltunga. Troll de duymuşsunuzdur. Hani bu büyük yaratıklar, kulakları büyük falan filan. İşte ona inanıyorlarmış zamanında. O dağda, dağdaki o düzlüğe de o ismi vermişler. Sizinle beraber eğer varabilirsek Trolltunga'ya 11 kilometre yürüyeceğim. Yani yukarı doğru, daha doğru 11 kilometrede aşağı ineceğim. Bayağı bir zor olacak. Şu anda da yoldayım. Kullandığım araba da Türk bir abinin burada. O sağ olsun bana verdi. Bir 3 saat falan yolum var. Şu anda ama şöyle göstereyim. Yol kapalı. Çünkü tünelde çalışma varmış. Zaten ben buraya da bayağı zor geldim yani. Tüm tüneller kapalı. Nereye gitsem oraya gitme, başka yere git, başka yere git. Google Maps, Yandex, navigasyon hiçbir işe yaramadı yani. Kendim deneye deneye resmen buldum sonunda yolu ama burası da kapalı. Bir yarım saat sonra açılacak. Onu bekliyorum yani. Birazdan yolumuza devam ederiz. Yerdeyim ki. Oh. Kafam güzel oldu yani şeyden. Oksijenden. Eğer bir gün Norveç'e gelirseniz ve bu yolu araçla giderseniz, otobüs vesaire. Otobüse gitmeyin yani. Araba kiralayıp yapın. Eğer maddi durumunuz uygunsa veya benim gibi bedavaya bulabildiyseniz. Çünkü yol yani mükemmel. Efsane bir yol bu. Yol sürekli tünellerin içinden geçiyorum. Yani yerin böyle altından işte 10 kilometre tünel yapmışlar falan. Suyun altından. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Arkadaşlar geldim. Yani daha doğrusu arabayı park ettim daha. Yolumuz böyle. Biz şu anda galiba buradayız. Yo hayır. Buradayız pardon. Buradayız. Buradan böyle en son buraya geleceğiz. Yani 14. kilometreye. 14. Ve bunun tabi bir de geri dönüşü var. 14 git, 14 gel. 28 kilometre yani. Böyle bir şelalemiz var. Oh. Allah'ım. Hava da mükemmel gerçekten. Efsane bir hava var. Çok hoş olacak, çok. Buraya gidiyorum. Evet, ben başlıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu arada aşağıdan 4.7 kilometreye kadar shuttle'lar varmış. Ama ben hiç bakmamıştım var mı yok mu diye. O yüzden şu an herhalde tamamını yürüyen tatil insanlardan olacağım yani. Hiçbir salak benim gibi gelip 15 kilometrenin 15'ini yürümez yani. O 5 kilometreyi arabayla çıkar. Ne yapalım be? Şanssızlık oldu. Çok zor. Gerçekten çok zor. Ama hazırlar güzel. Bana şaka yapıyor ya. Daha 2-3 kilometre falan yürümüşüm. 13 kilometre var.
Gördüm. Son 11 kilometre. Bak burada. Güldükçe başım ağrıyor. Burada 11 kilometre yazıyor. Bak. Burada da anlamayanlar için daha 3 kilometre gittin gerizekalı, yorulma var. Şelale. Hadi biraz şelale izleyelim. Yoruldum. Çok güzel. Evet. Normal insancıl yolumuz burada bitti arkadaşlar. Bu yol bitti. Artık Trolltunga. Buradan gideceğiz. Yani yol bunu gösteriyor. Gösteriyor. Nereden ama? Buradan mı? Buradan mı? Keşke tam işaret olsaydı ya. Buradan olacağını düşünmüyorum. Bence buradandır. Tamamıyla rastgele gidiyorum şu anda. Hiçbir fikrim yok yani. Soldan mı sağdan mı? En fazla ne olur? Ne olacak ki? En fazla uçurum vardır. Uçurumdan önce ölürüm yani. Ölürüm. Ölürüm. Az önce helikopter de gördüm. Alırlar beni. Konuşamıyorum yalnız. Burada şunlar olmasa hayatta yol anlayamazsınız ha. Ben de anlamam. Bunlara bakıp Trolltunga'da yolumuzu bulabiliyoruz. Sabah buraya gelirken 24 saat yağmurlu, iğrenç hava falan gözüküyordu. Şu anda öküz gibi güneş var. Yani bunu bana Norveçliler de söylemişti. Norveç'in havasına güvenmeyin. İzmir'de de böyle vardı. Neydi? İzmir'in bir havasına bir kızına güvenmeyin, böyle bir şeydi. Ben de İzmir'de yaşıyorum da duymuştum yani. İzmirliler linç etmeyin beni. Evet, Norveç'in havasına güvenmeyin sonuç olarak. Ayrıca burada bu eğer direkleri göremezsiniz yani, çünkü kışın burada fırtına vesaire kopma ihtimali çok yüksek. Çünkü çok sağlam değiller. Burada bu T işaretleri var. Trolltunga'nın T'si. Onlara bakarak da ilerleyebilirsiniz tabi. Karın altında kalmamışsa yani. Kışın gelirsiniz. Yukarıya çıktıkça hava soğumaya başladı. Burnum felaket okuyor. Az önce de şeye baktım. Ben tam buraya çıkarken bir Instagram'a story atmıştım. Hikaye atmıştım. Şimdi baktım kaç dakika olduğuna. Tam 1 saat olmuş ve ben 5 kilometre geldim bile. Direkt evet. Yani buranın normal çıkış süresi aşağıda yazan 8-12 saat. Yani az sikti. Ayağım inşallah hani bu su geçirmez bu ayakkabı ama inşallah ıslanmaz. Bir yıldır ıslatmadın Kolombiya beni, ıslatma. Neyse. Yani 1 saatte 5 kilometre. Hatta bu son 4 kilometre. Herhalde. Konuşmaya ara verdim. Yani 3 saat git, 3 saat gel yapabilirsem 6 saatte inşallah bitireceğim burayı. Mükemmel olur benim için. Yani 12 saatlik yeri 6 saatte bitirmek efsane olur. Oo, merdiven koysaydınız ya. Oha lan, bayağı daha yeni ya. Daha 3 günlük falan galiba, çünkü bu üstünde yani bu kadar yağmura bayağı yepyeni. Helal. Helal be Norveç devleti. Ne o? Bergen Belediyesi. Trolltunga. Çıktık yine bu yollara ya. Az önce ne güzeldi. Kayaların üzerine kaya kaya gidiyordum ben. Çok güzeldi. Nereden çıktın sen ya? Böyle merdiven mi olur? Az önce ben şuradaydım bak. Orada 1, 2, 3, 4 kişi daha geliyor. Ben görmüştüm bunları, modlarını tanıdım. Gelin gelin. Oralar güzel de. Bunlar şey bu arada arkadaşlar.
Bunda benim arkamda yoktu. Arabayla çıkanlar bunlar. Yani arabayla o yolun ayrıldığı yere kadar çıkmış. Çıkmışlar. Sonrasını yürüyorlar. Oh ne güzel be. Sen tüm yolu yürü Gökhan. Yürü be kardeşim be. Kendi kendime kardeşim diyorum. Kafayı yedim yolda. Yürü be oğlum. Kim tutar seni? Burada yılan bulan çıkar mı acaba? Çıkarsa da çıksın be. Sok beni bir yılan be. Ay. Yalnız bayağı tırmanacağız. Ben tırmanmayacağız demiştim ama bayağı tırmanıyormuşuz. Çok hoş. Çok hoş. Evet. O merdivenler bitti. İşaretimizi gördük. Şimdi sıra bu merdivenlerde. Kötü günler geride kaldı. Sıra daha kötü günlerde. Buraya herhalde her çıkan bir taş koyuyor. Ben de şu ufak taşı koyayım. Koyduk bakalım taşımızı. Bayağı taş var ha. Aa kar. Vallahi kar. 7 kilometre kalmış yolu. Yani tam 8 kilometre falan yürümüşüm. Burada da şey yazıyor. Eğer Haziran 1'den önceyse ve saat 1'i geçtiyse geri dönün diyor. Yani öğlen 1'i geçti ve halen de 7 kilometreniz varsa geri dönün. Çünkü 7 git 15 dön 20 kilometre yolun var. Karanlık çökecek. Kalırsın burada diyor yani. İşte bu kış için geçerli. Yazın neydi kendi sitesinde yazan 15 Haziran'la 15 Ağustos, 15 Eylül arasında zaten burada güneş pek batmıyor. Hatta neredeyse hiç batmıyor. Lan ne oldu? Yolum bitti. Oha çok iyi. Dağın tepesinde göl. Muazzam. Cidden muazzam. Bugün şunuza çıksam daha güzel olur. Ah. Çok iyi. Devam. Güzel güzel. Yol düzleşti. Yol böyle gidiyor. Ah siktir. Yol dolaşıyor. Sakın oraya mı gidiyor? Bu yol oraya gidiyor. Allah belanızı vermesin. Abi suyun güzelliğine bakar mısın? Berraklığına. Bak. Kayaların içinde olurmuş. Çok iyi. Cidden çok iyi. Devam. Arkamda şu an beni takip eden bir 10 kişilik bir grup var. İnşallah yanlış yere götürmem. Ve şu anda kırmızı T'yi kesinlikle bulamıyorum. Katiyen bulamıyorum. Vallahi bulamıyorum. Kör oldum. O tarafta olma ihtimali yok. Bu tarafta görünmüyor ya. Allah Allah. Neyse. Şu tarafa gideceğim. Şanslı ineceğim yani. Yapacak hiçbir şey yok. Ne yapayım? Yol bilmiyorum yani. Şu an rastgele gidiyorum. Arkamdan gelen 10 kişiyle sürüklüyorum. Ana avra söyleyecekler bana. Kayma 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 kayma. Kayma. Allah. Buradan aşağı mı iniyoruz? Acaba. Acabası. Yolu buldum ama hava çok soğumaya başladı. Yani şu anda ellerim falan dondu. Maksimum 5 derece falandır hava. Ve biz gittikçe yukarılara, karlara yaklaşıyoruz. Birazdan herhalde 0 dereceyi bulacak yani. Daha 6 kilometre gösteriyor ya. Allah aşkına nereye gidiyoruz ya? 6 kilometre daha var. Büyük ihtimalle şu karşıya gidiyoruz ya. Şelale var çünkü orada. Don't pollute the nature. Bu herhalde. Ha. Yani anladım. Pollute ne demek biliyorum da. Büyük ihtimalle yani doğaya güvenmeyin tarzı bir şey. Doğaya güvenmeyin evet. Öyle bir şey yazmışlar. Don't pollute. Polite anlarındaydı. Doğa kibar değildir. Pollute. İlk defa dedim Fransızca gibi. Pollute. Allah Allah. Bilmiyorum.
Manzaraya bak. Herkes dolaşarak çıkıyor. Ben biraz daha kestirmeden çıkayım dedim. Çünkü çok yoruldum. Sırtımın sol tarafı çok acıyor. Çantamda ağırlık yok burada. Bir tek drone var. Böyle iğne batırıyorlar sanki. Bak burada da kamp yapıyorlar şu anda. Yemek pişiriyorlar. Üstünü değiştirdi bir tane kız. İşte nerede o? Bir şey verdi, anlamadım ne olduğunu. O taraf çift oturuyor. Çok güzel manzara var be. Gerçekten. Allah çok güzel. Ama ben her zamanki gibi bu manzaralarda yine yalnızım, yine yalnızım. Acaba ne zaman şu manzaralarda kız arkadaşım yanında olacak? Çok merak ediyorum. Tek başımayım ya sürekli. Üf. Hani yol yapmak vesaire. Hani onlar sorun değil tek başına. Böyle manzaraları böyle bir kız arkadaşınla veya normal bir arkadaşınla oturup beraber izleyememek. Hani dürtüp böyle lan baksana şuna bak manzaraya bak falan böyle bir diyememek koyuyor insana. Gerçekten. Hep diyorsunuz ya tek gezmek sıkıcı değil mi? Şu anda sıkıcı. Ama normal değil. Normalde gayet mutluyum ben. Tek gezmekten. 2,5 kilometre falan kaldı. Karşısı. İnsanlar orada. Yani 3-4 kişi görebiliyorum şu anda orada. Demek ki oraya gidiyoruz. Çok uzak geliyor bana şu anda. Bilmiyorum tipimi falan şu anda ama çok yoruldum. 13 kilometre oldu. 12,5 kilometre. Ve bu 12,5 kilometrenin abartısız yani 7-8'i tırmanıştır. Yani böyle tırmanış değil ama. Yani az önce tanıştığım birisiyle İngiliz. Bir defa çıkmış buraya. Şimdi 15 sene sonra iki arkadaşı gelmiş başka ülkeden. Onlar başka ülkeden. Onun için bir daha çıkıyormuş. Onlar gelmeseydi hayatta çıkmazdım bir daha diye. Ben de zannetmiyorum bir daha
Hayatım boyunca çıkacağım buraya. Eminim gittiğimde manzara efsane olacak. Ama bir daha hayır. Hayır, hayır, hayır. Ben 2 saatte 12,5 km dümdüz yolda yürüyemem. Dağa tırmandım ya. Kendimi kutluyorum. Bir de bak burada survival kabinler var. Şurada herhangi bir can tehlikesi durumunda işte oraya gidip sığınabiliyorsunuz. Galiba survival kabinlerde içinde telefon falan da var büyük ihtimalle. Hani telefonunuz çekmezse kablolu telefon. Herhalde yani. Öyle düşünüyorum, yoksa oraya sığınsan ne? Soğuktan ölürsün kışın burada yani. Sanırım son 1-2 kilometre, 1 kilometre hatta kaldı. Ama işte yolunda her zaman en zoru burası oluyor. Vietnam'da daha çıktığımda böyle olmuştu. Son 1 kilometre yazıyor ve o 1 kilometre bitmiyor. Artık ayaklarım sağa sola kaymaya başladı. Burada normalde tutmalık, yani yardımcı olsun ipler varmış ama ipler kopmuş galiba. Hiç güvenemedim şu an, çok salık duruyor. Yalnız dağlarda baya baya kar var. Yani havada şu an soğuk. Böyle üşümeyle ilgili problem olan varsa Haziran ortasında gelmesin. Eğer Norveç'e gelirseniz yani. Trolltunga'ya gelmesin. Temmuz'da falan gelmeniz daha mantıklı olur. Eğer üşüme probleminiz varsa. Birisi burada kamp yapmış. Her şeyi gitmiş. Çadırı, matarası, her şey uçmuş gitmiş. Herhalde sahibi de aramaya gerek duymadı. Geç, bulsan ne yapacağım, bunu parçalanmış artık. Bu arada arkadaşlar, son kaldı. Son tepe. Yani inşallah yolda bir şey olmazsa, kafama meteor düşmezse 2-3 dakika içerisinde o manzarayı göreceğim. Eğer o manzara hoşuma gitmezse şimdiden edeceğim küfürler için özür dilerim. 15 kilometre. Sonunda geldim. İnsan bayağı var. Yani 100 kişi falan vardır. Yolda onların hiçbirini görmedim. Büyük ihtimalle burada kamp atanlar, işte sabahın körünü yola çıkanlar falan herhalde. Ama geldim be. Başardım. Kendi sınırlarımı zorladım. Harbiden 3,5 saatte 15 kilometre dağ tırmanabiliyorum. Çok iyi. Yalnız hep Çinli. Gerçekten dünyada Çinliler olmazsa turizm diye bir şey olmaz. Çok ciddiyim. Ben çok garip. Bak şimdi diğeri koşarak gidecek. Hadi. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Lofoten'den, kuzeyden başlayıp güneye Bergen'e geldik. Bergen'den de ne o? Neresi burası ya? Unuttum şimdi, bak. Trolltunga'ya geldik.
Bitti. Gerçekten. Ben de bittim ama. Dönüş videosunu çekmeyeceğim çünkü. Büyük ihtimal bir yere kendimi atacağım yani şöyle. Buradan yuvarlansam aslında çok mantıklı olur aşağıya. Çok iyi bakın kendinizi. Videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Tabii like atmayı ve yorum atmayı da. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Norveç'ten başka videolarımda gelmeyi devam edeceğim. Haydi bay bay.